aittir. Ancak geçen yılda değindiğimiz üzere 2009 ve 2010 yılı faaliyet raporunun üzerine kısmi değişikliklerle kopyala yapıştır yöntemi neticesinde bir faaliyet raporu hazırlanmıştır. Faaliyet raporu 301 sayfada diyorum. Üzerinde içindekiler kısmı var. Hangi konuyu nerede bulacağımıza ilişkin içindekiler kısmı sayfa sayfa yazılmış ama faaliyet raporunun her bir sayfasına sayfa numarası verilemediği için aradığınız bir konuyu yaklaşık 1,5 saatte ekran incelerek bulma imkanına erişiyorsunuz. Bu da sözümüz faaliyet raporunun bürokrasi ve kırtasiye ilerinden başka bir şey içermediği mesele göstermektedir. Bir, itfaiye gerek alım girişiminde teşebbüsünde bulunmuş. Bizlerden gelen talepleri ise itfaiyeyle alalım şeklindeki talepleri. Belediye personel sayısının çok fazla olduğu, bu nedenle itfaiye ve zabıta yeri alınmanın olmadığı şeklinde başlangıç itibariyle reddetmiş ancak daha sonra bir itfaiye yeri alım işine girişmişti. Ancak bir sebepten ötürü itfaiye yeri alım işi iptal edilmişti. Aradan geçen bir yılı geçmeyen bir zaman zarfı içerisinde belediye başkanı tarafından 50 kadro bir itfaiye yeri alım işine girişildi. Bu öyle bir zamana denk geldi ki 2011 yılı Haziran seçimleri öncesine geldi. Ve bir partiden milletvekili adayı olan şahsın referansları doğrultusunda itfaiye yeri alım işi gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ancak gelen referanslar o kadar çoktu ki bu işin kılıfına vurdurmak çok zordu. O nedenle mevzuatta olmayan bir kura işine gitti. Hiçbir mevzuatında yoktu ki kura ile memur belirlensin. Ve nihayetinde Manisa İdare Mahkemesi bu hukuki eksiklik nedeniyle itfaiye yeri alım işine ilişkin davayı kabul ederek Uşak Belediyesi'nin eline bir dinamit çekilmiş, bomba bırakmış oldu. Bu vesileyle 50'ye hatta elenenleri de sayarsak yüzlerce insan ve aile mağdur edilmiş vaziyette bırakılır. Tabii buradaki maksat bir adaya yaranmak vesaire değil bilmiyorum ama vatandaş arasında konuşulan hadise budur. Ben de belediye meclis üyesi olarak burada 2011 yılında belediye başkanının faaliyeti olarak bunu zikretmek zorundayım. Yine ben ihale işlemlerini incelerken kısa söyleyeyim, vakit bulabildim. Van depremi ile ilgili olarak 80.000 TL tutarında bir ihale alımı gerçekleştirdiğini gördüm. Ve ihale alan kişinin biraz önce ismini zikrettiğim milletvekili adayı olan şahısla aynı şirket olduğunu gördüm. Ve Sayın Belediye Başkanı'nın kamuya, Uşak halkına hizmet etmekten çok abilere hizmet noktasında şimdi bu anlattığım konu bu belediyelerin sinirlenmesi değil. Ve tamamen siyasi maksatla anlatıyorum. Şimdi ben buradan itfaiyeyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin senin de içinde olduğu parti Sayın Başkanım ben gerçekten ben sözümü bir bitireyim mi siz? Ama yapma konu